Selam, ne haber? İyi, senden ne? İyi ben de. Instagram'da paylaştığımı gördün mü? Yok, ne var? Burada kaldığım süre boyunca her gün video paylaşmaya karar verdim. Ha, gördüm onu canım. Bir şey söylemeyecek misin? Ne düşünüyorsun? Şanslar. Son zamanlarda kahvaltı olarak sadece orada ışık o kadar değişken ki. Son zamanlarda kahvaltı olarak sadece yulaf lapası ve meyve yiyorum. Ya hem çok sağlıklı gerçekten hem oldukça lezzetli oluyor. Bir tek yani yulaf lapası dünyanın en... Bir dakika koyabilir miyim acaba? Yulaf lapası dünyanın en tatlı şeyi olmadığı için yani şeker kullanıyorsanız belki şeker ekleyebilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Bal ekleyebilirsiniz ya da benim gibi o an evde hangi meyve varsa meyve ekleyebilirsiniz. Ben genellikle mango alıyorum çünkü burada mangolar gerçekten hem uygun, bayağı uygun hem de çok lezzetli ve çok tatlı oluyor. Onu bir şekilde karşılıyorum. Yani böyle bir mangonun üçte birini falan koyuyorum her seferinde. Ve oldukça da güzel, doyurucu oluyor ve lezzetli oluyor. Çok yamultuyorsunuz şu an. Şöyle. Dışarı çıkıp kahve içmeyi planlıyorum, tek içmem. İşte biraz işim var. Onları da yapacağım. Bir yandan birkaç video hazırlığım var. Anahtarı aldın mı acaba? Yok. Anahtarı falan üstünde bırakıp da inme ki kilitlenmesin. Nereye ineceğim burada? Ya ne bileyim, inersin de yani. Ne kadar sürer? Şöyle küçük gelişmeler oldu. Ben tam kahve içmeye çıktım. Kahvemi aldım bu arada ama Kerem aradı, dedi ki şu an bir işin yoksa, dedi, benim Queens'te bir işim var ve oraya araba park etmem yasak. Ben de gelir arabada oturur musun? Hani eğer böyle atıyorum polis falan gelirse buraya park etmeyin diye, en azından haberimiz olur, ceza yazmaz demeyiz. Olur dedi. Bu arada sizinle en azından hani YouTube'da görüşmediğimiz bu neredeyse 3 hafta falan herhalde oldu. 3 hafta boyunca neler oldu? Bayağı bir şey oldu aslında, çok da bir şey olmadı arası gidip geliyorum. Yani mesela gerçekten böyle büyük şeylerden bir tanesi TOEFL tabii ki de, ama ondan biraz daha sonra herhalde bu videoda biraz daha sonra daha uzun bahsedeceğim. Bir diğeri de Türkiye'ye gidip geldim. Yani hiç böyle bir planım yoktu bu arada. 2,5 ay boyunca hiç hani yurt dışına ya da işte Türkiye'ye gitmeden burada kalacaktım. Fakat sonra çok güzel bir proje geldi ve anlaştık. Ben de 2 günlüğüne, yani İstanbul'da gerçekten 2 gün kaldım. 4 gün falan sürdü çünkü zaten 2 günlük yoldu. 2,5 günde, tam olarak 2,5 günde İstanbul'da kaldım. Annem geldi beni görmeye Antalya'dan. Hatta benden önce, birkaç saat önce geldi. Ve ben döndükten sonra da böyle ertesi gün sanırım o da Antalya'ya döndü. Değişik oldu yani. Hiç daha önce bu kadar kısa süreliğine bir yere gitmemiştim herhalde. Hiç jetlag olmadım desem. Yani çok garipti gerçekten. 2 günlüğüne gittim geldim. Ne oraya gittiğimde ne de buraya döndüğümde jetlag olmadım. Ama normalde hani daha uzun süreli kalmaya gittiğimde hep oluyorum. Kerem dedi ki muhtemelen beynin hani o kadar böyle işe ve orada yapılacak olan şeylere odaklıydı ki kendi kendine aslında jet lag olmaya izin vermedin dedi. Böyle şeylere inanıyor musunuz mesela, böyle beyin gücüyle gerçekten bir şeylerin yapıldığını? Çünkü mesela ben oraya gittiğimde gerçekten iki günüm full doluydu. Bir sürü işte böyle işbirliği için fotoğraf çektik. Sonra bir gün tamamen setteydim. Buraya döndüğümde de ertesi gün okula gittiğim için böyle aslında gerçekten kendime o şansı vermedim. Hani jet lag olsam kendiler bayağı her şey kıyacaktı. Ben bugün bayağı dışarıda gezecektim, parkta oturacaktım, video çekecektim, mamaya gidecektim ama dışarıda kıyamet kopuyor bayağı. Delicesine bir yağmur var, önümüzü göremiyoruz şu an. Ben yine arabada tek başıma oturuyorum. Kerem sigortayla alakalı bir şey halletmeye gitti.
size şunu göstermem gerekiyor. Biber dolması yapmayı deneyeceğim. Bilmiyorum, annemden anlattı aslında, çok kolaydı ama şu an teyit edemiyorum çünkü artık yattılar. Türkiye'de saat geç oldu, 12 falan herhalde gece. Kıymam var, domates rendeleyeceğim. Soğan çok küçük küçük keseceğim ya da rendeleyeceğim. Tuz, biber, pirinç. Aa evet, pirinç. Pirinç nerede acaba? Ya itiraf etmek gerekirse yemek yapmayla çok fazla aram yok. Yani çok fazla merakım da yok. Ama bazen de böyle gerçekten... Yani böyle şeyler oluyor. Okey. Bence duruma göre bakarım. Bence ben gözümle anlarım yani. Bir bunu karıştırayım. Ben rendelemek... Var bunun böyle bir yolu değil mi? Yani var gibi hatırlıyorum ama ne? Çok kötü bakamıyorum. Çok kötü. Ay özellikle bu arada özellikle rendelememin sebebi yemekte böyle büyük büyük pişmiş soğan. Ay çok kötü. Yemekte büyük pişmiş soğan tırım bozuldu, bakamıyorum. En sevmediğim şeylerden bir tanesi. Komple koyacağım. Çok sinir bozucu, dayanamıyorum. Niye böyle? Bunun ne çözümü var? Çok kötü. Çok kötü. Yani bence gerçekten kötü durmuyor. Eğer ölçülerle alakalı çok yanlış bir şey yapmadıysam, ki hepsini göz kararı koydum tamamen, bence %85 falan olacak gibi. İçime öyle doğuyor. Ama bilmiyorum tabii, %15'lik kısım ne olur emin değilim. Bu videoda bir de video çekmememin asıl sebebinden bahsetmek istiyorum. Bu geçtiğimiz 3 hafta boyunca. Ya bir önceki ya da ondan önceki videoda TOEFL hazırlandığımdan bahsetmiştim ve aslında sadece çok az ama birkaç soru gelmişti TOEFL'un ne olduğuyla alakalı. TOEFL akademik seviyede İngilizce becerinizi ölçen bir sınav, TOEFL belgesi. Şu an günümüzde eğer hayatınız herhangi bir şekilde İngilizce ile bağdaşıyorsa birçok yerde istenilen bir belge. Herkesin istediği puan farklı bu arada. TOEFL hakkında gerçekten ayrı bir video çekmek istiyorum. Çünkü ben araştırırken çok az kaynağa eriştim ve bu biraz beni zorladı. Hem işte kurs bulmak açısından, hem ne yapmak, ne için gerekliliği açısından. Ama şu sonuç gelsin, her şey bir çözülsün, bunun hakkında ayrı bir video çekeceğim. Bu arada evet, anlamış olduğunuz üzere sınava girdim ve şu an sonucumu bekliyorum. Sinirden geliyorum çünkü bilmiyorum. Yani gerçekten o kadar bilmiyorum ki. Geçmiş de olabilirim istediğim puanı. Yetmemiş de olabilir. Çünkü iki bölümüm kötü, iki bölümüm iyi geçti. Ve eğer bir taraf diğerini bir şekilde kurtarırsa olabilir. Kurtarmazsa geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Tekrar gireceğim. Evet, asıl şimdi bu konuya gelelim. Ben buraya geldiğimde ya ben bunun için belli bir zaman ayırmıştım. İşte Mayıs sonundan Temmuz sonuna kadar bu kursu alacaktım. Bir şekilde işlerin geri planda kalacağını göze alarak başladım. Çünkü hayatta her şey ne yazık her zaman her an aynı anda olmuyor. Ve bunu aslında kabullendiğiniz an ve ona göre rutininizi, ona göre işlerinizi planladığınız an bir yerden daha çok kazandığınızı düşünüyorum. Ve bazen ben bu hatayı bu arada hem ben yapıyorum hem hepimiz yapıyoruz. Bir taşla iki değil 10 kuş vurmaya çalışırken aslında hiçbir şeyi yapamıyor oluyoruz. Bu nedenle geldiğimde bir tık yine de hani videoya daha fazla ağırlık vereceğimi düşünmüştüm ama baktım ki bu süreç beni yoracak. Hem yorup hem güzel bir içerik üretememek adına bu bir süre boyunca, 3 hafta boyunca çok fazla bir şey paylaşmamayı tercih ettim. Yine de hani elimden geldiğince işte Instagram'ı aktif tutmaya çalıştım ki bence o konuda başarılı sayılabilirim. Benim için
biraz stresli bir dönemdi. Hepimiz için olduğu gibi muhtemelen sınavlar böyle her zaman işte çok rahat girdiğimiz şeyler olmuyor. Bu arada öyle insanlar da var ama ben herhalde o insanlardan biri değilim. Kesinlikle sınav insanı değilim. Artı olarak videomun kalitesini düşünmek beni daha çok stresli sokacaktı ve biraz daha çok kendi sağlığımı ve kendi moralimi düşünerek YouTube'u biraz geri planda bıraktım. Hayat bize bir sürü yol tanıyor ve her ne kadar bir şey işiniz de olsa, aileniz de olsa, okul da olsa her zaman hani bir seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz ve bazı dönemlerde bazı şeyler daha öncelikli olabiliyor. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. TOEFL o kadar bilmiyorum ki gerçekten yani ne kadar alacağımı ve biraz korkuyorum. Eski ben olsam mesela derdim ki işte eğer kötü bir sonuç aldıysam ki olabilir yani her şey olabilir. Muhtemelen herhalde bir daha girmiyorum falan derdim ama şu an asla kendimi bu şekilde şartlamamaya çalışıyorum. Her şey olabilir. Bazen bir şeyi başaramıyor olmanız gerçekten bunu iyi yapmamanızdan kaynaklanmıyor. O günün şartlarından ya da gerçekten belki yeterince hazırlanmamanızdan kaynaklanabiliyor. Bu nedenle çok da gemileri suya batırmak istemiyorum ama tabii ki de umarım istediğim puanı almışımdır. Çünkü daha fazla bu süreci yaşamak da istemiyorum. Artık daha fazla işte YouTube'a, Instagram'a, işlere, çok güzel bir projeye daha fazla ağırlık vermek istediğim için umarım istediğim puanı almışımdır. 3-4 gün sonra açıklanıyor. Belki beraber bakarız. Bu arada aranızda TOEFL'a girmiş olan biri var mı? Eğer girdiyseniz kaç aldınız ya da ne için girdiniz? Bunu yazarsanız çok sevinirim. Öf, ben biraz heyecanlanıyorum, bilmiyorum. Ya tabii ki de dünyanın sonu değil. Bir üniversite sınavı bile sayılmaz. Çünkü ne bileyim, sonuçta üniversite sınavı genellikle yılda bir kez oluyor ve bir yıl daha beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ama mesela TOEFL öyle değil. Oldukça sık gerçekleşmesine rağmen niye bu kadar stres yaptım bilmiyorum. Ay, şu an mama iptal olduğu için Kerem gelene kadar acaba böyle bir çıkıp biraz dışarı gelsem mi diye düşünmüyor değilim ama bir yandan da böyle bir hiçbir yani çok da bir şey yapmamama rağmen birazcık yoruldum bugün. Ve sıcak da herhalde ondan. Ay bir de tabii ki de çok büyük bir şey yaptım, biber dolması. Umarım güzel olmuştu. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda ay bunu demeyeli o kadar zaman olmuş ki yarın görüşmek üzere. Bye bye.